Yağ parası, mum parası, akşam oldu kandil parası, kömürlükte kömür, hanımlara ömür, merdivenden iniyor, pabucunu giyiyor, bize para veriyor, 10 para olsun, 5 para olsun, yanı kırık olsun, o da bizim olsun, yaylı kapı, ballı kapı, halkası büyük hacı kapı diye biz çocukluğumuzda Teşvikiye'de Şair Nazım Sokağı'nda fener yakar, kandil parası toplardık. Ve bizim mahalle yukarıdaki o Maçka Palas'ta Hüsrevgele'de caddesinde oturan nispeten bize göre gelir düzü yüksek ailelerden oluşmasına rağmen bizim mahallede daha iyi para toplardık. Çünkü gelenekten gelen bir coşkuyla herkes para verirdi. Zaten para vermeye elleri mecburdu. Para vermeyenlerin zillerine toplu iğneyi takardık. Çalana kadar, kapıyı açana kadar çalardık. İnsanlar bıkardı, ya bizi sopayla kovalardı ya da para verirlerdi. Başka seçenekleri yoktu. Ne günlerdi o günler, çok güzel günlerdi. Hakikaten kandiller bizde sabah namazında komşularımızdan duyduğumuz Kur'an sesleriyle başlardı. Ve her kandilde organik banyolarda banyo yaparak kandile başlardık. Banyonun da organiği olur mu demeyin. Evet, o muhteşem Osmanlı konaklarında oturduğumuzdan o ahşap cumbalı evlerde organik banyolar vardı. Yani şu anda ebeveyn banyosu dedikleri banyolar o zaman bizim ahşap cumbalı evlerimizin içinde vardı. Mamafi bizim oturduğumuz evde yani katta o organik banyo yoktu. Hemen yukarımızda Allah rahmet etsin mekanları cennet olsun Hatice teyze ve Mehmet amcanın oturduğu dairede organik banyo vardı. Bir gün ben de orada organik banyo yapma şansını buldum. Mis gibi temizlendikten sonra akşam o bütün parasızlığa rağmen mahalleden gelen irmik helvalarının tadıyla damağımız şenlenirdi. Aman ya Rabbi o irmik helvaları ne güzel kokardı. İçinde çam fıstıklar yüzerdi. Şu anda bir irmik helvası yediğimizde nerede bunun çam fıstığı diyoruz. Adam diyor ki çam fıstığı kaç para sen biliyor musun? O zamanlar para yoktu ama herkes zengindi. Neşeliydi. Neşe deyince aklıma Rus edebiyatının büyük romancısı, hakikaten büyük, muhteşem eseri Maxim Gorki'nin Ekmeğimi Kazanırken romanı geldi. Orada Maxim Gorki'nin romanı şöyle başlıyor. Hiç unutmuyorum. Alın yazısı neşeye engel değildir. Varsın bizi isterse iki büklümesin. Alın yazısı neşeye engel değildir. Varsın bizi isterse iki büklümesin. Biz yalnız neşe için yaşayacağız. Böyle yaşamayanlar yaşadığını söyleyemez. Herkes de para yoktu ama herkes neşeliydi, mutluydu. Ve o kutsal günlerin gereğini yapardı. Her evde mutlaka irmik helvası kavrulurdu. Güzel günlerdi. Gerçekten kandilleri kandil gibi kutladığımız, şu anda kimsenin kapımızı çalmadığı, kimsenin bize helva getirmediği bir kandil yaşıyoruz. Özellikle İstanbul gibi Türk İslam medeniyetine başkentlik etmiş, İslam'ın gerçekten yaşadığı ve bayraklarını yapan bir şehirde İslam'ı yaşamak, kandilleri yaşamak çok farklıydı. O mahyaları görmek bile muhteşemdi.
alın yazısı neşeye engel değildir. Çünkü parasızlık bizim alın yazımızdır. Sadece bizim değil, bütün sokağın, bütün mahallenin parasızlık alın yazımızdır. Ama alın yazımız Maxim Gorki'nin ifadesiyle neşeye engel değildi. Biz yalnız neşe için yaşayacağız, böyle yaşamayanlar da yaşadığını söyleyemez ifadesiyle hakikaten neşeliydik. Zengindik çünkü gönlümüz zengindi. Bir helva bayramı olarak kandilleri kutlardık. Ne güzeldi. Muhteşemdi. Acaba bir gün yine kapımız çalıp da bize helva getiren olur mu? İnşallah o günleri görürüz. Ama bugünkü dijital ortamda herkesin helvayı da sosyal medyadan birbirimize göndereceğini umut ediyorum. Ya parası, mum parası, akşam oldu kandil parası, kömürlükte kömür, hanımlara ömür, merdivenden iniyor, pabucunu giyiyor, bize para veriyor, 10 para olsun, 5 para olsun, yanı kırık olsun, o da bizim olsun, yaylı kapı, ballı kapı, halkası büyük hacı kapısı. Biz bunu bu kadar ezberleyerek söyleyemezdik ama yağ parası, mum parası, akşam oldu kandil parası diye para toplardık ve çocukluğumuzu yaşardık. Şimdilerde kimse çocukluğunu da yaşamıyor. Herkes önünde tablet, kandilleri orada yaşıyor. Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış. Kandilimiz mübarek olsun.